Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la birlikteyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta sizinle sohbet edememiştik. Ara verdik. Evet, bayram Kurban tatilinde Bayramımız dedi. Vardı. Kurban Bayramımızda biz buradaydık. Sevgili dinleyenlerimizle yine birlikte olduk. Dün akşam oldu, bayram özel programındaydık. Sizin sesinizi ulaştıramadık. Çünkü ama 15 gün geçti. 15 gün geçti. 15 günde neler oldu Çok acaba? Çok şeyler oluyor uzayda? Yukarıda. Uzay çalışmalarında olsun, gökyüzünde olsun, gök cisimlerinde olsun. Uzay hiçbir zaman rahat durmuyor. Uzaya gönderdiğimiz araçlar rahat durmuyor. Her gün yeni buluşlarla karşılaşıyoruz. Birkaç küçük haber verdikten sonra bugünkü önemli haberime geçeyim. Evet. Biliyorsunuz Mars'ın üzerinde yürüyen iki tane arabamız vardı. Ruh ve Fırsat. Unutmuşum. Evet. Zaten ben kötü bir hocayım. Hiç öğretemiyorum. Ruh çöktü. Kuma çöktü. Hani ayrılamadı. Bitti mi yani? Yok. Orada durduğu yerde çalışıyor. Hareket edemiyor artık. Ruh gibi yani. Ruh gibi. Ama Fırsat hala dolaşıyor. Fırsat dolaşıyor. İki yeni kraterin kenarına geldi. O kraterlerle ilgili bilgiler verecekler. Ve oraya gelir gelmez o kraterlere isim vermek istediler bu aletle çalışan bir takım var tabii, bir bilimsel takım var. Apollo 12 adını verdiler. Çünkü 16 Kasım günü, yani Fırsat'ın kraterin kenarına geldiği gün 16 Kasım günü aslında 1969'da Apollo 12 astronotların Ay'a indiği gündü. Evet. Dolayısıyla biz dediler bu kratere Apollo 12 krateri adını verelim dediler. Dolayısıyla Fırsat çalışmaya devam ediyor, fotoğraflar çekiyor, gönderiyor. Discovery atılacaktı. Geçenlerde bir sözünü ettik. Bundan 3 hafta önce zannedersem. Evet, ertelendi demiştim. Ertelenmişti çünkü sızıntı vardı, evet. Değil mi? Dünkü okuduğum bir haberde 6. ertelemeyi yapmışlar. Yani işte Kasım sonu dediler. Ondan sonra 3 Aralık dediler. Ondan sonra 6 Aralık dediler ki bu 6. ertelemeydi. Bugün 7. erteleme geldi akşam üzeri. 17 Aralık'tan önce atılmayacak diyorlar. Aslında bu kadar sıkıntılı bir şey varsa hani aynı cihazı kullanmak ne derece doğru? Şimdi aslında cihazda değil hata. Yani uzay mekiği çalışıyor. Uzay mekiğinde hiçbir şey yok. Uzay mekiğini uzaya götürecek olan yakıt tankları var. O yakıt tanklarında sızdırmalar var. Şimdiye kadar olmuyordu da neden Discovery'nin, evet, bu son uçuşunda bu sızdırma fazlalaştı. Yarıklı şeyler varmış. Yarıklar varmış. Tankta yarıklar varmış. Sızıyormuş. Nasıl son uçuşunda geldi bilemiyorum. Ama zannedersem biraz böyle şey de var. Son uçuş olduğu için birçok insan işsiz kalacakmış. Ha, böyle bir sıkıntı, sıkıntı da var. Evet. Yani oradan kaynaklanan bir şey midir? Yani bu konuda hiçbir haber gelmiyor mu? Benim düşüncem o. Çünkü daha evvel böyle bir şey okumuştum. İşte bu son uçuşları yaptıktan sonra uzay mekikleri, uzay mekiği projesi tamamen kalkıyor. Dolayısıyla uzay mekiğiyle çalışan en azından 2-3 bin kişi vardır. Aa, evet, oldukça oldukça fazla. Bir durum ama bunun yerine geçebilecek büyük bir olasılıkla başka bir proje çalışıyor. Vardır. Orion diye, evet, bir projeleri, evet, var. Daha hızlı efendim ayamaya da gidecekler ondan böyle, uzay mekiği gibi çok yakına gitmeyecekler. Evet. Ruslar bir araç yapıyorlar. Bu aracı nereye konduracaklar derseniz Mars'ın iki tane uydusu vardır. Böyle küçücük kaya parçası gibi. Evet. Phobos ve Deimos. Korku ve dehşet Türkçesi. Evet. Neden öyle? Neden acaba öyle bir isim? Mitolojideki şeye bakmak lazım. Ben mitolojiyi pek bilmiyorum ama mitolojiden alınmış bir şeydir. Evet. Korku ve dehşet. Bu Phobos korkun. Korku isimli uydusu var. Böyle bir kaya gibi. Onun Mars'la beraber olduğunu düşünmüyoruz zaten astronomlar. Uzaydan yakalandığını düşünüyoruz. Uzaydan yakalanmış bir kaya parçası. Dolayısıyla yine Güneş sisteminin kökenini, yani hiç bozulmamış halini gösterdiği için hep İngilizlerin de vardı öyle bir projesi. Phobos'a bir uzay aracı gönderelim. Phobos'un üzerine insin. Oradan kaya örnekleri alsın gelsin diye şey diyorlar. Ruslar biraz ilerlemişler. Öyle bir araç yapıyorlar ama en az 2018'den önce atılacak bir araçlar değil tabii. İşte gazetelerde, medyada çok çıkan var. İngilizler Mars'ın yüzeyinde sıçrayarak gidecek bir uzay aracından bahsediyorlar. Bunları bir kenara koyalım. Bugünkü konumuza gelelim. Bugün konumuz beyaz cüceler. Ara sıra size bahsediyorum beyaz cücelerden. Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler bizim yıldızlarımızın ölüm halidir. İşte küçük kütleli yıldızlar öldükleri zaman beyaz cüce olurlar. Yani
öldükleri dediğimiz içinde enerjisini üretecek nükleer reaksiyonları yapamadığı zaman çekirdeği sıkışır, üst katmanlarını, o hidrojen katmanlarını uzaya atar. İç çekirdeği sıkıştırır, sıcaklık öyle bir dereceye gelir ki helyumu yakacak düzeyde olursa yaşamaya devam eder. Yakamazsa helyumunu bir beyaz cüce olarak uzayda kalır. Peki bu ne kadar zaman içerisinde bu hale geliyor? Bizim güneşimiz için bu süre işte 9,5-10 milyar yıldır. Evet. 10 milyar yıl sonra beyaz cüce olacak güneşim. 4,5 milyar yıl geçtiğine göre bir 4,5 milyar yıl sonra beyaz cüce olacak güneşimizde. Şimdi bu beyaz cüceler çok önemli. Bir de çift yıldızlar önemli. Hep çift yıldızlardan bahsediyorum. Çiftler çok önemlidir Evet. biliyorsunuz. Birbirinin etrafında dönen iki tane beyaz cüceden oluşan çift yıldızlar bulunuyor şimdi. Bunlar, bu beyaz cüceler de ortalama kütleleri güneş kütlesinin yarısından fazla güneş kütlesi yöresinde oluyorlar. Daha hafif olan güneş kütlesinin %20'si yöresinde olan çift yıldız şeklindeki beyaz cüceler keşfedildi. Bunlardan sayılar çok az. Toplam 20 tane oldu şu anda. Ama bu 20 tanenin 12 tanesini bir takım buldu. Smithsonian Enstitü'de çalışan bir takım buldu. Ve bunlarla ilgili çok güzel sonuçlara vardılar. Şöyle ki iki beyaz cüce çekim kuvvetleri çok yüksek. Çünkü çok yoğun cisimler bunlar. Dolayısıyla çekim dalgalarıyla yörünge enerjisini uzaya atıyorlar. Dolayısıyla gittikçe bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani iki tane dünya büyüklüğünde cisim düşünün. Arasındaki mesafe ancak 75 milyon, pardon, 700 bin kilometre, çok yakın birbirlerine. Dolayısıyla birbirlerinin etrafında hızla dönüyorlar ve hızla dönerken birbirlerine tedirginlik uyguluyorlar, gelgit olayları gibi. Birbirlerinden kütle çalıyorlar, çalınan kütle uzaya da gidiyor. Dolayısıyla sürekli kütle kaybediyorlar ve gittikçe yörünge enerjilerini kaybettikleri için en sonunda iki tane beyaz cüce birleşiyor. Bu Birleştireceğim. birleşme mi yoksa çarpışma gibi mi? Nasıl bir şey? Yavaş Yani yavaş yavaş birbirlerinin etrafında dönerken evet. yavaş yavaş O birleşiyor. çekimce. Birleştikleri anda da bunların belli bir dengeleri vardır. O denge bozulduğu için bir süpernova patlaması oluyor. Buna Type 1 deniyor. Tür 1 süpernovası deniyor. Bu patladığı zaman işte normal diğer süpernovalar gibi çok fazla enerji salmıyor uzaya. Onlardan %1 daha az yayıyor ama bir süpernova patlaması oluyor. Bu çok ilginç. Yani bu çekim dalgalarıyla enerjisini kaybedeceği ve bu çarpışmanın, bugün gözlenen bu çift beyaz cücenin astronomik olarak çok yakın zamanda olacağı ortaya çıkıyor. Hesaplar yapıldığı zaman. Yakın zaman dediğim, astronomi açısından yakın zaman 100 milyon yıl tabii ki. Evet. Bizde rakamlar çok büyük olduğu Çok için, büyük hakikaten. milyar yıl mertebesinde olduğu için 100 milyon yıl sonra bu şu anda gözlenen o 6 tane beyaz cüce, 6 sistem birbirleriyle birleşecekleri ortaya çıkıyor. Bunu neden önemsedim de bugünkü konuşmayı aldım dersek, Amerika'da Smithsonian Enstitüsü'nde çalışan bir Türk var. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş, doktorasını yapmak için Amerika'ya gitmiş ve beyaz cüceler konusunda çok uzman oldu. Adı Mükremin Kılıç. Evet, hangi bölümden? Boğaziçi'de fizik bölümünde Fizik, tabii ki. evet. Mükremin Kılıç beyaz cüceler konusunda neredeyse dünyada bir numara olmak üzere. Ne kadar güzel bir Birkaç şey. sayı vereyim. Biraz sonra konuşacak olan Zühal Hanım çok iyi anlar bu sayılardan. Mesela bugün bir baktım, 2010 yılında kaç tane makale yayınlamış diye, 15 makalesi var. 2010 yılında, daha bir ay var. Beyaz cücelerle ilgili. Beyaz cücelerle Evet. ilgili. Çünkü birçok uyduda çalışıyor. Uydunun da takımlarında çalışıyor çocuk. Genç. Genç bir de yeni doktorasını bitirdi. Doktora sonrası çalışmalar yapıyor. Yani yılda 15 makale dediğiniz zaman bilim dünyası çok şaşırır. Çünkü Türkiye'de ki bilim insanları yılda yarım makale yayınlarlar. Ortalama. Hatta çoğu yarım makaleden de azdır. Bu müthiş türkü ben burada özellikle sözünü etmek istedim. 2010 yılında 15 makale, daha Yıl Aralık ayı da bitmek var. diyorsunuz. Aralık ayı da var. 17-18'e çıkarsa müthiş bir sayı ve yaptığı çalışmalar, bir de çalışmadan çalışmaya, bilimsel çalışmada büyük farklar vardır. Çoğu ehten püften yapılan çalışmalar vardır. Hiç referans almaz mesela onlar.
Şöyle bir şey söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Türkiye bilimsel üretim konusunda dünyada 55. sıradadır. Anladım. Yani kişi başına. Fakat bu şeylere verilen, referans verilenleri sıraya koyduğumuz zaman 80. sıradadır. Bu demektir ki yani en azından 5 makale yayınladığı zaman 3 tanesi hiç referans almıyor Almıyor demektir. demektir. Ne kadar çok referans alırsa bir çalışma o kadar değerli demektir. Bu Mükremin Kılıç'ın zannedersem aldığı referanslarsa bir dahaki toplantıya bir sayayım. Müthiş de referans alıyor. Çok değerli çalışmalar yapıyor çünkü. Evet. Bu güzel haberle de noktalamış olduk galiba. Evet. Mükremin Kılıç'a da eğer bizi duyuyorsa başarılar diyelim. Gerçekten de güzel çalışmalar. Gurur duyduk açıkçası. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Anlatacağımız konular çok. Gelecek hafta Gelecek anlatırız. haftaya Evet. anlatırız.